Karar arkadaşlar hoş geldiniz. Siyah beyazların transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken dünya yıldızının Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi. Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarına sürdürüyor. Siyah beyazlar transfer gündeminde olan Godin'le anlaşma sağladı. Ekonomik kriz yaşayan İtalya ekibinin maliyeti düşürmek için Godin'i göndermeye sıcak bakması transferde siyah beyazların elini güçlendirirken yönetici Kocadağ kavgilerden haber bekliyoruz. Büyük ihtimalle Godin Beşiktaş forması giyecek diye konuştu. Sergen Yalçın verdiği listede ilk sırada yer alan Godin'le büyük ölçüde anlaşıldı. Uruguaylı futbolcuyu 2 yıldır takip ettiklerini belirten Yalçın benim sistemime uyan hem defansif hem de ofansif yönü var. Tecrübesiyle de Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takıma önemli katkı vereceğini düşünüyorum." dedi. Yönetici Emre Kocadağ da 2023 yılında Kagler ile kontratı bitecek olan Godin'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını söyledi. 35 yaşındaki futbolcunun kendilerine olumlu yanıt verdiğini ifade eden ve bonservisi için görüşmelerin devam ettiğini belirten yönetici Emre Kocadağ, Godin gelmek için ısrarcı, takımı ise bonservis ücretini askeriye indirmek için 2 gün süre istedi. Biz de haber bekliyoruz. Büyük ihtimalle Godin Beşiktaş forması giyecek dedi. Diğer yandan siyah beyazların gündemindeki en önemli isimlerden biri de Alex Tekşir ya olmuştu. Alex'e en yüksek ve ilk fiyat veren kulüp Şarjinin Mangola'yı transfer ettiği için artık Brezilyalı futbolcu ilgi göstermediği iddia edildi. Yıldız oyuncunu da Emre Koca da arayarak daha önce imza parası olan 3 milyon euroyu 1.5 milyon euroya düşürmeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Alex kendisine gelen transfer tekliflerini görüşmek için Dubai'ye gitse de kısa sürede 130 bin e aşkın yorum yazılırken Beşiktaşlı taraftarlar İstanbul'un Dubai'den daha güzel olduğunu belirterek Alex'in siyah beyazlı takıma imza atması halinde daha mutlu olacağını vurguladılar. Dubai'de henüz bir takımla anlaşamayan Alex'in bu hafta içerisinde Beşiktaş'a kesin kararını vermesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Salomon Rondon kulübü Dalian Pro ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Çin'den ayrılmak istiyor. Yıllık 2 milyon euronun altında maaş öngördüğü futbolcuyla temasa geçen siyah beyazlar kulübünle problemini çöz, bon servisini al gel görüşelim dedi. Dalian Pro davalık olma aşamasına gelen Rondon'da Josef'e benzer bir süreç yaşaması muhtemel. Bu nedenle Beşiktaş riske girmek istemiyor. Kartal girişime başlamak için Venezuelalı forvetin kulübüyle yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Dalian Pro 31 yaşındaki oyuncuyu alacaklarını bırakması koşulunda bon servisini vermeyi önerdi ancak tecrübeli golcü şu ana kadar hak edişinden vazgeçmedi. Salomon Rondo'nun durumunun önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Öte yandan yabancı kuralından dolayı gurbetçi futbolculara yönelen siyah beyazlar Schalke'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı takip aldı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara pozisyonda oynayabilen Mercan her iki ayağını etkili kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Almanya U20 milli takımında da görev yapan Levent Mercan için ön görüşmeler yapılırken uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanması bekleniyor. Son olarak İngiliz basında yer alan haberde Kupa Akpom'un Beşiktaş'a transfer olacağı yazılmıştı. Haberde QPR ve Milval'ın da gündeminde olan golcü futbolcunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı iddia edildi. Akpom geçen sezon şampiyon 42 maçta 5 gol ve 4 asistle oynamıştı. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemini değerlendirdik bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler